Evrutim Tek 25 gündür zorla Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde tutuluyor. Adli Tıp Kurumu'nun hapishanede kalamaz raporuna rağmen tahliye edilmedi ve hapishane koşullarından daha ağır koşullara sahip bir hastane hücresine kapatıldı. Evrutim Tek sağlığını tahliye etmeyenler zorla bir hastane hücresine kapatanlar bozdu. Evrutim Tek sıvı alımında zorlanıyor. Ebru için bir saniyenin bile değeri çok önemli. Ebru'nun havasız hastane hücresinde tutulduğu her saniye ömründen gidiyor. Ebru'nun sağlığını siz bozdunuz. Adli Tıp Kurumu raporunu uygulamayanlar bozdu. Derhal tahliye edilmesi gerekirken zorla hastanede tutan memur zihniyetli, etik kurallara ve uluslararası sözleşmelere uymayan hekimler bozdu. Henüz geç değil. Ebru'nun Aytaç'ın katili olarak tarihe adınızı yazdırmayın. Zorla müdahale cinayettir. Ebru'nun sakat kalmasına izin vermeyeceğiz. Onu öldürmenize izin vermeyeceğiz. Ebru Timtik derhal tahliye edilmelidir. Şaktan Hapishanesi'nde tutulan Didem Akman ve Özgür Karakaya 185 gündür ölüm orucunda. Didem Akman'ın talebi ağırlaştırılmış müebbet infaz rejiminin iptal edilmesi ve koşullarının düzeltilmesidir. Didem Akman 4 yıldır insanlık dışı koşullarda 8 metrekarelik bir disiplin hücresinde tutuluyor. Didem Akman'ın haklı talepleri derhal kabul edilmelidir. 35 kiloya düşen Didem Akman'ın haklı istekleri yerine getirilmelidir. Özgür Karakaya'nın talebi ise adil yargılanmaktır. Gizli tanık beyanlarıyla verilen senelerce hapis cezası derhal bozulmalıdır. Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için zaman daralıyor. Ebru'nun durumu kritik aşamayı da aşmış bulunuyor. Onları hastane hücresinden ancak dayanışmayla birlik olursak alabiliriz. Bu nedenle tüm halkımızı hastane önlerine Ebru ve Aytaç'ı sahiplenmeye çağırıyoruz.